Zümrüt'ü Anka'yı bilir misiniz? Yani Simurg'u. Simurg Anka Bilge Ağacı'nın tepesinde yaşarmış ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurg'un kendilerini kurtaracağına inanırlarmış. Yolculuk çok uzunmuş. Kaftana vardıklarında geriye 30 kuş kalmış. Huzuruna çıkınca Zümrüt Anka'nın anlamışlar ki Simurg'un anlamı 30 kuş demekmiş. Yani onların her biri geriye kalanlar Simurg'muş. Kendini kendi külünden yeniden yaratan. Geldin mi? Hemen ceketimi getir. Zeki ile beraber kulübe gidiyoruz. Başarımı kutlayacağız bir iki kaşık rakı içerek. Tamam canım, tamam. Çok beğendiler değil mi? Çok beğendiler. Çok beğendiler. Karşınızda Mehtap Saydır. Büyük Üstad Raci Bey'in önce öğrencisi, sonra karısı, sonra hasta bakıcısı. Ne kariyer ama. Çok beğendiler. Çok. Hayırdır Raci Bey? Nereye böyle? Urla'ya gidiyoruz. Tatile, yazlığa. Hadi çabuk. Urla bekletmeye gelmez. Sonra küser bize. Raci Beyciğim, aç aç mı gideceğiz? Böyle şey olur mu hiç? Thank you.
Of Raci Bey, of ne yaptınız yine? Bırakın, bırakın Allah aşkına, bırakın. Kalkın Raci Bey. Zeki, can dostum, sensin değil mi? Gördün mü? Aynı sahneyi bile paylaşamıyoruz artık. Kiminle mi? Tanımadın mı? Mehtap. Evet. O. Hani... Peşinden ayrılmayan o güzel kız beni kendine aşık eden o güzel kız. Mehtap, biliyorum, sen beni hep böyle görmek istiyorsun. Ama bu hastalık geriye dönüşü olmayan bir yolculuk sanki. Ayrıca sana layık olduğun hayatı da veremedim. Terk etmezsin beni, değil mi? Terk etme beni, terk etme beni, terk etme. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş, dört, üç, iki, bir. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş, dört, üç, iki, bir. Kırk küp, kırk kıplı küp, kırkının da kulpu kırk küp. Pa! Pa! Bıktım artık, bıktım, anlıyor musun? Bıktım! Bir gün paylaşçı oluyorsun, bir gün hocamat karagöz oluyorsun. Unut, anlıyor musun? Unut. Her şeyi unut. Unut, unut, unut. Bütün replikleri, tiratları, her şeyi unut artık. Anladın mı? Karını unuttuğun gibi. Bütün replikleri, saniye, alkışları unut. Unut, anladın mı? Unut. Bıktım artık.
artık anlıyor musun? Bıktım. Hayatım, geleceğim senin yüzünden mahvoldu. Bitti. Artık her şeyi unut, unut, unut. Tiyatroyu unut. Replikleri, her şeyi unut. Sahneyi unut, alkışları, tiratları, her şeyi unut. Anla artık, bitti. Tiyatro bitti senin için, Raci Bey, bitti. Ve perde. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum. Hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satan için bir şarkısı şu perdelere takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hiranuş'la Virginia'nın bir diyalogu eski kostümlerden birinin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar. Bir fısıltı halinde sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağarır, temizliciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde.